Evet İsmail, sendeyiz. Bağlanın. Evet, şu anda Resulullah'ta oldukça sıcak dakikalar yakalanıyor. Az önce uçak sesi geldi ve hemen karşıda şu anda Halil Kahraman size gösteriyor. O noktadan bir patlama sesi geldi ve dumanlar yükseliyor şu anda. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarından sonra Türkiye'nin 3. Suriye Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi sonrası başladı. Tutulmuşlar, bizim orada ne işimiz var? Ben biliyorum ne işimiz var. Onlar da biliyorlar ne işimiz var. Tabii ki ortada bir rejim var. Şu anda ilişkileriniz olur olmaz, o ayrı bir şey. İstanbul'da da başkonsolosluğu var. Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Brandi Harekatımızı da bir notayla yine İstanbul'daki rejimin başkonsolosluğuna bildirdik. Suriye'nin kuzeyinde Amerikan askerleriyle SDG güçlerinin hangi noktalara konuşlandırıldığına bakalım. Tel Abyad'dan Irak sınırına kadar birçok noktada Amerikan askerinin bulunduğunu görüyoruz. Operasyon öncesi Trump, 50 kadar askeri kuzeyden başka noktalara kaydırdıklarını açıkladı. Türkiye'nin istediği güvenli bölge 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir alandan oluşuyor. Türk medyası ilk aşamada Türkiye'nin M4 karayolunun da geçtiği 120 kilometrelik alana operasyon yapılacağını belirtiyor. Bölgeden gelen görüntülerde sivillerin bombardımana maruz kalan bölgeleri terk ettikleri görülüyor. Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki binlerce sivilin bombardıman olmayan bölgelere kaçtıkları haberleri de geliyor. SDG basın sözcüsü Mustafa Bali, bölgedeki insanların büyük bir panik içinde olduğunu söyledi. Ra'yne debbabeteyn. مقابل قريتنا ولذلك خرجنا خوفا من أذى أولادنا وبناتنا من قصف القرية لذلك خرجنا من هذه القرية. Reuters, YPG'nin hayatını kaybeden siviller var açıklamasını aktarıyor. Milli Savunma Bakanlığı ise siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterilmekte diyor. Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı harekatın başlamasının ardından Ceylanpınar'a havan mermilerinin düştüğünü, yaralanan olmadığını aktardı. Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Bilecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Our ally Turkey is at the forefront of the crisis and has legitimate security concerns. I count on Turkey to act with restraint. It's hard to say that this Turkish incursion is helpful to American interests.
If those ISIS prisoners escape, that would not be helpful for American interests at all. I call on Turkey, as well on the other actors, to act with restraint and to stop operations already, as we are speaking, underway.